Merhaba arkadaşlar, günaydın. Yeni bir gün, sabah saat 9.30. Bugün eğitim vlogu çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Eğitim vlogu. Eğitimdeki öğrencilerimizle günü nasıl değerlendirdiniz? Gün sonuna kadar bugünü sizlerle tamamen paylaşabileceğiniz bir vlog olacak. Hoş geldiniz, hadi geçelim. Arkadaşlar, Dedeman'dayız. Sedat Bey'i alacağız. Yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sedat Bey, günaydın. Efendim, bugün cezaladık seni, haberin olsun. Hocam, nasıl cezaladınız anlamadım ki. Saat 10'da orada olacağız dedi. 9.30. Bak, dün bana dedi ki 10'da orada olacaksın. Ben hayır, 9.30'da hazırlanacağız. Saat kaç? 09.51. Ben saat 10'da oradayım, ceza senin. Bakın, adamı gelip alıyoruz, ceza benim diyor. Bugün YouTube'a eğitim vlogu çekiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Vallahi iyidir. Emre'cim. Merhabalar. Merhabalar. Sporunu yaptın mı? Hocam, sporu yaptım, kahvaltımı yaptım. Kivi gibiyim maşallah. Hadi koltuklara alalım. Maşallah. Evet arkadaşlar. Emre Bey. Evet. Merhabalar. Koltukları alabilir misiniz zahmet? Tabii. Kırmızı kimin? Benim. En sevdiğim renk. Kırmızı olsun, hiç fazla sevmem. Bugün saha çalışması için köy tıraşına gideceğiz. Arkadaşlar şu an aşağıda hazırlanıyor. Bir onlara bakalım. Sonra kısım kısım videolarla devam edeceğiz. Günaydın, 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 günaydın. Hazır mıyız arkadaşlar? Süleyman Bey, nasılsınız efendim? Anladım, anladım ben onu. Hemen hazır ol, hazır da. Sedat Bey bugün cezalı. Biraz önce otelden alıp geldik. Geç kaldım. Röter yaptın yani. Her türlü imkan var hocam size. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Akşam bırakıyorum, sabah alıyorum. Yapacak bir şey yok. Abi gelenler eğitimden ziyade misafirimiz Kenan kardeşimiz de hazırlanıyor. Köy tıraşına, saha çalışmasına gideceğiz arkadaşlar. Bunları da kısım kısım sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar malzemelerini topluyor. Akşama kadar kesim yapacaklar. Kesimlerinde mümkün mertebe sizlerle paylaşacağım. Devam ediyoruz. Dükkan size emanet. Biz kaçarız. Biz tıraşa gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar ilk defa vlog videosu yapıyorum. Acemiliğimiz olacaktır, kusura bakmayın. Samet, biz köydeyiz. Hazır mıyız? Let's go. Kenan haydi. Eğitimden alıkoymaya çalışıyor ama vazgeçer miyiz? Vazgeçmek yok. Evet arkadaşlar, yoldayız, köye gidiyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik uzaklıktayız. Bu arada alan çalışması faaliyet olarak haftanın 5 günü Tokat'ın çeşitli köy ve ilçelerine, şehir yerleşimine uzak köy ve kasabalara sürekli tıraşa gidiyoruz. Bunu bir gelenek haline getirdik aslında. Bizim için hem eğitime gelen öğrencilerimizin kendini uygulama alan anlamında geliştirebileceği iyi bir fırsat olurken o ihtiyaç sahiplerini de sevindirmiş oluyoruz. Şimdi petrolde bir temel ihtiyaç molası vereceğiz. Otobüslerde olur ya, 15 dakika ihtiyaç molası, yakıt filan alalım. Mikrofonu hemen Kenan'a uzatacağım. Kenan Bey, mikrofonu sana veriyorum. Alo. Görüş ve önerilerini almak istiyorum. Neler hissediyorsun? Ne söyleyeyim hocam? Köye gidiyoruz ya. Neler hissediyorsun? Şimdi köye gideceğiz. Bir iki tıraş falan yapacağız orada. Bakalım nasıl gidecek işle, duruma bağlı. Tıraşlarınızı çekeceğim, YouTube'a atacağım yani. Tıraşlarımızı çekip YouTube'a atacak. O da görüyorsunuz. İleri doğru izlerseniz videoyu. Dostlar düşmanlar görsün. Dostlar düşmanlar görsün. Süleyman Bey. Efendim hocam. Sen alalım. Süleyman abi. Hal yapacaklar o zaman oraya.
Ben diyecek bir şey yok, eğitime devam. Durmak yok, yola ama devam sloganımız. İyi gidiyor şimdilik eğitim. Köylere gidiyoruz işte. Hadi bakkala gidelim mi abi? Gidelim hocam. Şu an petroldeyiz. Yakıtla ihtiyaç molası için durduk. Maskesiz markete giremiyoruz. Yani. Maskesiz almıyorlar. Bir tane de su alır mısın şeye? Evet. Süleyman abi su. Süleyman abi su. Bana da bir sarırsın artık. Sana bir şey alır mıyım? Evet. Ben giremiyorum. Kaptan. Evet. Aldın abi, insan aldım da. Örümcek var içinde. Örümcek var. Ya. Örümcek var. Ya lütfen arkadaşlar, hocam, vlog çekiyorum ya. Tamam biz şimdi ben örümcek yiyorum. Ya. Hocam o fotoğraf şapkaların içinde örümcek olur mu? Akşam örümcek gireceğini hiç düşünmedim. Ya Allah'ını seversen ya. Hocam şu şapkayı çıkardı, insanlar bir güzellik görsün. Ya vlog çekiyoruz arkadaşlar lütfen. Samimiyet lazım da. Samimiyet olabilecek mi? İmkansız mı Emre hocam? Yavaş Emre, sakin. Yavaş, yavaş, yavaş. Hop. Yavaş. Arkadaşlar. Bu video ana videosu. Ne yapayım? Hop hop diye. Şimdi köye gidiyoruz. Bir yaklaşık 15-20 dakikalık yolumuz kaldı. Desem inanmayın, bir yarım saat sürer. Tabi yarım saat böyle videoda kalmayacağız. Bora'da WhatsApp'ta mesaj var, buna bakmam lazım. Bora kardeşim, kulaklarını çınlatıyorum. Almanya'dan. 7 Temmuz sabah saat kaçta? 9.30. 9.30'da Sivas'tayım. Bu arada videoya malzeme ettik seni, kusura bakma. Hatta fırsat bulabilirsem vlog'a senin o makas çalışma videonu da koymak istiyorum. Nasıl bir süreç ilerlediğimize ilişkin ne fikir sahibi olur? Takipçilerimiz. Sizin dediğiniz gibi devam ediyoruz. O kısma parmağımı sabitliyorum makasa. Ve sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmalar yapıyorum. Ön ve ters yapıyorum. Ama büyük ihtimal hocam sizin de gördüğünüz gibi şu kısımda benim makasım 6.5, biraz büyük. O yüzden parmağım öne doğru kayıyor gibi geliyor bana çalışmalarımda. Orayı yara bandıyla desteklesem olur mu sizce? Bu şekilde çalışmaları sürdürüyorum hocam, bilginiz olsun. İyi çalışmalar. Hoş bulduk. Tıraş yapacağımız köye gelmiş bulunmaktayız. Hatta dün mü geldik? Evet, suyum yok. Evet, suyum. Gene buradaydık. Buradan başka köye geçtik ama. Evet arkadaşlar, şu an geldik. Köyümüzün hemen konağının oradayız. Anons geçilmişti. Çocuklar bizden önce gelmiş maşallah. Emreciğim, mikrofonla beraber seni dışarı alıyorum. Biz dinliyoruz. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi. Sıraya mı girdiniz? Evet. Hadi bakalım. Bir tanesi değil, hepsini abi, tüm kesimlerinizi videolandıracağım için acele etmeyin yani. Kavga arkadaşlar, yok, kavga yok. Kavga yok, parayla değil oğlum, sırayla bedava tıraş oluyorsunuz lan. hemen malzemelerimizi boşaltalım. Arkadaşlar, koltukları önce şey yapın, Süleyman abi. Şimdi Büyetköy Kur'an kursu, burada ayrı zamanda Kur'an kursunun altında köy konağı olarak
kullanılan boş bir alan var. Yani tıraş için uygun müsait bir alanımız var. Aydın Benandı, Tekirdağ, Çerkezköy'e selamlar. Sedat Bey, istersen açık alanda yapabiliriz. Esiyor, güneş, havadar, ışık, aydınlık. Kapalı da yapalım. Tamam, yok. Bekçi gelene kadar en azından burada ufaktan başlayalım. Ben bekçi gelir. Sıkıntı yok. Gelecek çok daha çünkü. Akşam 10. Tekrar bir anons geçerim ben. Gençler ne yapıyorsunuz? Tıraş olacak gençler. Şimdi size tıraş olanlara bakkaldan çikolata da alıp geleceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Dondurma mı alayım, çikolata mı alayım? Neyse. Dondurma mı? Dondurma. Tamam, dondurmalarını alıyoruz birazdan. arkadaşlar yoruldu. Onlara da kısaca bir mikrofon tutayım. Sedat Bey, bugün cezalısın, biliyor musun? Hocam ben bugün cezalıyım da sen her gün cezalısın. Ya lütfen, şimdi tavla oynuyoruz Sedat'la arkadaşlar. Abi adama zar geliyor yani, harbiden yani. Ben tavlacıyım, yine tavla öğretmiş adamım ama yok, buna işlemiyor. güzel kesimler bekliyoruz bugün. Kesimlerinizi de paylaşacağım zaten mümkün mertebe. Kenan Bey'in ne yapıyorsun? İyidir, sigara molası veririz. Ne yapalım? Kenan konuşman hastayım var ya. Ne yapalım hocam, bizim de konuşmamız. Güzel saç, güzel saçlar keseceğim bugün. Tabii, her zamanki gibi. Haydi adam. Süleyman Bey. Süleyman Bey, gel buraya. Almanya'nın gibi. İyisiniz. Artık normalleştik yani, heyecan kalmadı. o heyecan attık, köylere gelip tıraşımızı yapıp mesleği icra etmeye çalışıyoruz yani, öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl söylüyor? Şimdi dükkanda kesmek mi daha bir keyif veriyor insana? Burada böyle gelip bu atmosferi yaşamak. Bu atmosfer daha keyifli. Yani dükkanda model tamam ama burada çocukların yüzünü güldürmek daha ayrı bir şey. Aynen. Şimdi arkadaşlar, bu arada bir konuya daha değineceğim. Hani model konusunda ben salonumda da kesimi yaptırabilirim eğitime gelen öğrencilerimize. Lakin böyle köy köy dolanıp haftanın 5 günü yaklaşık 3-4 yıldır bunu sürekli yapıyorum. Çok sosyal medyada da paylaşmıyorum. Yaklaşık 3-4 yıldır haftanın belirli günleri eğitim yoğunluğunda 5-6 güne kadar farklı köylere gidip böyle sürekli çocukları tıraşlayıp sevindiriyoruz. Bugün de tıraş edeceğiz. Onlara hediyeler alacağız. Devam ediyoruz. Efendim? Var ya. Gelemez mi? Getiremez mi? Gelemez ayağı sahat. Tamam ben... Yanım daha şurada hemen. Tamam Emre. Al. Onun yanına gideceğim, ben, yanında ben, tıraş edeceğim. Ben tamam. Yürüyemiyor yani. Yok, ayağının şuradan ağzına kuzuyor. Aferin, geçmiş olsun. Ya, tamam teyze, tamam hallederim. Tamam hallederim. Çocuklar biraz azalsın. Ben gelirim veya Emre gelir. Arkadaşlardan biri hallederiz. He. Sıkıntı değil. Tamam öyle başka köyde engelli böyle merhaba dışarı abi çıkamayacak yatalak hasta olan filan kimse var mı? Kimse yok. Hayır. Tamam onlara da bakalım da onları da bir evet, tıraş abi edelim. Tamam teyzeciğim. Ben oğlanı götüreyim ha işte. Tamam. Tamam abi. Tıraşa devam. Arkadaşlar saha çalışmamız genelde böyle, bugün açık havada yapalım istedim biraz, hani aydınlık falan problemi daha güzel olur diye düşündük ama dışarıda hafiften bir esinti var, tatlı böyle bir bahar esintisi. Birazdan içeri geçer miyiz bilmiyorum. İçeride de nakış kursu, halk eğitimin düzenlemiş olduğu nakış kursları var. Onların makineleri vesaire var. Onlara da çok zarar vermek istemediğimiz için kapıda böyle kesimlerimize devam ediyoruz. Köyde çocuklardan ziyade bu tarz yerlerde hasta olan veya bakıma mecbur kalan yaşlılar veya bir takım engeli olan insanlara da gene fırsat buldukça mümkün mertebe hizmet ediyoruz ki birazdan gene bir ayağından hopur olmuş yani diz altı kesilmiş engelli bir kardeşimizin kesimi, tıraş, saç kesimi için eve gideceğiz. Onu videoya alır mıyım? Yok, onu almam. Ama güzel bir duygu arkadaşlar, cidden yaşamanız lazım. Yani bunu sıfırdan eğitim olarak veya eğitime gelenlerin kesiyor mantığıyla düşünmeyin. Bu işi yapanların da emin olun
bu tür aktiviteleri yaşamasını istiyorum. Müthiş bir keyif veriyor. Yani kalben gönlen o kadar bir huzur veriyorsunuz ki bunu cidden anlatmak olanaksız. Hadi devam edelim. Gel buraya. Şunun makine sallayışına bak ya. Şuna bir bakın, şuna bir bakın diye ya. Eline sağlık. Bu arada bugün 9. günü Süleyman Bey'in. Aynı şekilde Sedat Bey'in de 9. günü. Tatlılık ne haber? Dondurma istiyor musun? Tamam, drajdan sonra dondurma alacağım sana, tamam mı? ...35'e değildi. Biraz sıfırla girip 35'e kalkarsan daha sağlıklı sonuç elde ederiz. Bu arada arkadaşlar, eğitimlerimizde ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Hasan Bey, kulaklar çınlasın. Hatırlarsınız, çok çok uzun zaman önce İzmir eğitimine böyle bir berberlik merakı olan bir kardeşimizin, polis memuru bir kardeşimizin geldiğini sizlerle paylaşmıştım. Alamadık yoğunluktan. Şimdi biraz önce buraya gelirken var aramıştı ama telefon çekmiyor burada malum. Yoğunluğa sebebiyen talep veremedik, taleplere karşılık veremediklerimiz lütfen mazur görsün. Ama herkese mümkün mertebe yardımcı olacağız. Şu anda Emre Bey'i yine Almanya'dan salı günü eğitime gelecek bir öğrencimiz vardı. Emre Bey şu an onunla istişare ediyor. Bu arada haftaya, önümüzdeki hafta Cuma Cumartesi günü Aydın Nazilli eğitime gideceğiz. Yine ekiple beraber eğitim faaliyetimizi gene sürekli eğitim faaliyetiyle tamamlamış olacağız. Kız sen de mi tıraş olacaksın? Ha? Ne yapıyorsun ki? Sen kimin kızısın? Hafsa'nın kızı. Ne diyor? Baban ne yapıyor? Hamza benim çocukluk arkadaşım. Sedat. Tarak bırakıyoruz. Hava biraz esiyor arkadaşlar. Mikrofon umarım böyle rahatsız edici bir görüntü ses olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar tıraş oluyor. Çocuklar burada güreşmeyin çocuklar. Lütfen. Güreşmiyor ya, itiyor. İtiyorsunuz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklara dondurma almak için bakkala gidiyorum. Bakkal, köy bakkalı işletmecisi babam. Daha çiçeği burnunda yeni işletmeci. Yaklaşık bir hafta 10 gün falan oldu daha faaliyete geçeli. Köyümüzde bakkal yoktu. Babam da emekli. Hani bu konuda biraz ısrar ettim. Kendi imkanlarımızda köy yerinde ufak böyle bir market, bakkal tarzı küçük bir yer açtık. Şimdi gideceğiz. Oradan çocuklara dondurma alacağız. Yaklaşık bir 15-20 tane kadar alalım. Erimesin çocuklar yer. Gelenlere tekrardan alırız. Hayır. Devam edelim. Hemen bakkalımız sağ tarafta. Bakkalı işletmecisi de babam arkadaşlar bu arada. Bu da yeğenimdi bu arada.
Kısmet mini market arkadaşlar. Köyümüzün bakkalına geldik. Esat bu arada hızlı ve öfkeli. Emre'cim mikrofonla beraber seni dışarı alıyorum. Mikrofonu sen alacaksın. Esat'ı bir kardeş al. Hemen kaçar gördüğünüz gibi. Köyümüzün bakkalından çocuklara dondurma alacağız. Kolay gelsin baba. Valla dağınık olabilir, edecek bir şey yok. Arkadaşlar köyümüzün bakkalı demin de ifade ettiğim gibi daha bir hafta 10 gün oldu faaliyette geçeli. Ufak demek tadilat işleri var. Yukarılar raflar falan yapıyor. Bilirsiniz klasik köy bakkalı. Çocuklara dondurma alacağız ve sonra bizi kaçacağız. Sana kolay gelsin diyeceğiz. Olur mu? Babama merak edenlere babamı da şey yapayım, görmüş olun bu arada. Baki Bayır, Kısmet Mini Market hissetmeyiz. Efendim mesela, ne makinesi? Var. Baba bir 20 tane var. Evet oğlum, 20 tane var mı? 3, 6, 4, 7, fazla var da 20 tane ver, erimesin. Bekleyenlere verelim. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15. 20. Efendim oğlum git koş. Esat gel buraya. Buraya gel. Bir poşet alayım şuradan. Baba YouTube'a vlog çekiyoruz böyle. Eğitim günlüğü. Sabahtan akşama kadar ne yapıyoruz falan. Baba sen istiyorsun. Bir şey var dedim. Videoya seni de misafir ettik ama. Bir şey var dedim. Bir tane dondurmamızı aldık. Hemen ben geliyorum baba. Bir dondurma aldık. Başka eksik işler alacak ama. Su alınacak. Yakın gene geliriz. Su alınacak. Aynen. Emre'cim şunu tutar mısın? Mikrofonu da tut. Tabii ki de. Vazifemiz. Dümenderes Bey. Dümenderes. Dümenderes. Kamerayı tutsam seni de göstermek istiyorum ama kamerayı yok, önemli değil. Sen göremiyorsun. Beni tanıyan tanıyor, biliyor ya. Kameralara gerek yok. Şimdi şoför bir benden Esat aldı. Esat aynaya da kapatıyor. Hadi biz binelim. Çık direksiyondan. Nasıl olacak bu? Ne öbür arabayla geleceğim lan? Öbür sen gel öbür arabayla. Ya hadi binin. Hayır. Sen... Emre abi. Ya baba beni çekmiyor ya. Vallahi ben... Esat YouTube'a vlog çekiyoruz ama. Ya beni vlog değil, niye çekiyorsun? Ya arabayı ben getireyim işte. Ya o da gidecek, siz onunla gidin. Tamam hadi. Tamam. Hadi. Allah. Emre hocam. Evet, merhabalar efendim. Ne yapıyorsun? İyi, eğitime devam ediyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, sevinçliyiz. Öbür arabayı da yine siz. Tam gaz devam hadi ediyoruz. Baba hadi. Poşetleri alsana. Evet arkadaşlar. Al. Al bir tane. Eritmeden yiyin, tamam mı? Çikolatalarınızı tıraştan sonra. Lan ne yapıyorsun sen? Gel bir öpücük ver bana, gel. Oh. Ne yapıyorsun? Ah. İyi. İyisin. Emre mikrofon düşüyor. Niye dinmiyorsun? Al kızım. Rica ederim. Al bakalım. Bu da mı Hamza'nın oğlu? Hı. Gel lan. Babaya benziyor aynı. Bu da? Evet, kızlar. Maşallah. Al kızım. Al. Dondurmayı bakalım sen de. Al. Kolay gelsin arkadaşlar. Ayağıma dolanmış. Ya,
yengeye de vermezsin. Yengeye de vermezsin. Al oğlum. Aşağıya bak. Ya yanlış bir şey olmadı. Teyze al beni de. Sen ye. Sıcak mı yok? Var var çocuklara var. Başka var mı çocuk alacak çocuk? Bu var. Alo. Abi niye içmiyor? O aldı mı? Bu es hocam. Esat'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürpriz yaptı. Bir tane de orada çocuk var. Hop hop. Pardon. Bana derken kendin bastı. Ben göremedim. Ben de sen. Oğlum benim isim ne yapıyorsun? İyi olsun abi. Bir tane de bana versene abi. Zekeriye yeğenim arkadaşlar. Kaç olmaya gelmiş. Bir tane de bir çocuk daha var, onu da veriyorum. Onu göremezsiniz şu an. Elini görebiliyor musunuz? Dondurma yer misin Kenan? Yok ya hocam. Süleyman Bey dondurma yer misin? Tamam hocam, benim temayı kaldı. Sen... Dondurma almayan kaldı mı çocuklar? Herkes aldı. Herkes aldı, çok güzel. Sigaramız var mıydı hocam? Bir paket aldım ben sana. Sigara aldık. Ama kamu spotu. Kamu spoiler, spoiler. Kamu spotu. Tamam. Reklam. Buraya bip yapalım. Reklama gerek yok. Baba, ben Zekeriye meyve tutacağım. Ne? Zekeriye meyve tutacağım. Oturdu mu? Ha, orada tıraş et. Tıraş et. Arkasından aşamalarımızı ya. 3000 lira. Fırlama olayına şey yapmayın, yormayın kendisi. Fate değil, daha çok klasik kesimlere yönelik çalışma yaparsanız daha memnun olurum. Şu parmağını, aynen. Şu güzelliklere bakın ya. Şu paşiye da dondurma verin. Kim o? Baksana şu poşette. Ah şu gelen paşa var ya, bak abla Emre. Abına ha, bu dondurma almadı. Başka var mı dondurma almaya? Ben aldım. Tamam. Bakma bana öyle kırgın. Sen de bana atasın. Nereye geçeyim? Arkadaşlar bu arada okuduğum ilkokul hemen şu aşağıda, okuluma bir gidip size göstersem aslında iyi olur da. Şeyimizin camisi. Hemen arkasında da ilkokulu var. Süleyman Bey kesinlikle sonra doğru geldi. Süleyman Bey güne göre bugün çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Süleyman Bey sen ne düşünüyorsun? Ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani siz öyle düşünce ben daha çok seviniyorum hocam. Ama kötü olduğun zaman da kötüsün. Çok kötü düştün yani. Artistik hareketler. Yani sadece berberli üretmiyoruz yani falan diyormuşum. Neyse bunlar için tabii renkli yanı. İşimiz için. Düşürdün mü, dondurmanı mı düşürdün? Yok. Dondurmanı mı düşürdün? Dur ben sana yine vereceğim. Gel bir tane daha vermek istiyorum. Al sen bir tane daha. Al. Ya ben o kadar dedim de. Ondan düşürdüm. Tamam, onu sevdiği ona da veririm, tamam mı? O düşürmüş. O tıraş oluyordu ya. Bu arada bu kesimde Sedat ustamızın kesimi. Efendim? Sedat diye Emre'cim şöyle güneş ardını alırsan daha rahat görürsün. Sedat ustamızın kesimi. Sedat usta da 8-9. Günü bugün. Tıraşlarda hiçbir şekilde müdahalemiz yok. Tamamen kendi kesimleri. Şimdi 8-9 günlük bir berberin mükemmel olmasını zaten bekleyemeyiz ama gündelik hayatta hani taşınabilir bir kesim yapabilecek düzeye geldiler.
Şimdi bundan sonraki süreçte daha çok modern kesin. Evet arkadaşlar, yerimizi değiştirdik. Şeydeydik biraz önce, kapıdaydık. Çok aşırı güneş, bir de hava esiyordu. Köy konağının içerisine geldik. Kesimlerimiz gördüğünüz üzere devam ediyor. Müdahalesiz fade. Daha çok bu çok hani gündem olarak fade kesimler çalıştığımız için. Çünkü Avrupa'da trend bildiğiniz üzere fade. Bununla beraber kombin edebileceğimiz şekilde tarak makası hakimiyeti. Kız ne dövüşüyorsunuz? Emre, şu kardeşi yakalamanı istiyorum. Nerede büyüttün bunu diyorum, evde büyüttüm diyor. Şimdi kızlar size tıraş hocanız mı? Yok. Kızım makineye vuracaktı ya saçınızı. Sıra kimde şimdi? Sıra paşada. Tamam, az dur, birazdan paşayı alacağız. Sonra bunu alacağız. Sonra kimi? Sonra bir tane daha küçük var. Gel Emre abisi. Burayı çekmeni istiyorum bak. Bir tane de orada müşterimiz var. Bak gördün mü? Ayırma seni. Sonra sırasıyla alacağız. Sonra kızların saçını sıfır yapacağız. Sıfır. Yapalım mı oğlum bunların saçını? Yukarı çıkmayın. Gel, senin tıraşını da göstertelim. Şöyle saçını bir döner misin? Şimdi Süleyman Bey kesti. Buraya da kesi yapmış. Hiç denişmedi tabii. Emre hocam geldi önüme, şu kabloyu alayım dedi üstte. Ben mi dedim? Geldi, kabloyu alayım demedin mi hocam? Dedi ki ha bitti. Dedi ki sunum kodayı da nasıl sunum kodayı? Yani ha, eline ha, sağlık. Ha, eline kabul sağlık. Et hocam şimdi. Ama hata ben dedim ki. Tamam be. Gününe geçtim sadece. Şimdi erkekleri bitireceğiz, sonra kızların saçını makineleyeceğiz. Yok yok yok. Hayır. Kesiyoruz mu kızım? Hayır. Demler kes diyordun ya. Ya demin ben kes demedim. Biz bunları zıtana kadar neler çektik. Yani. Kızım köküsüz de gene usur, uzar. Yok. Abi Hasan'a yapmıyorum. Hasan. Ne yapıyorsun Hasan? İyiyim, sen ne diyorsun? Hocam kızlara gidelim. Otur bakalım, biraz konuşalım seninle. Okullar kapalı ya, üzülür müsün? Üzüldün mü? Yok. Özlemedin mi okulu? Yok. Neden? Ben ödledim. Sen ödledin. Ödledim. Gel bakalım sen gel. Dur Hasan, bir de paşa alalım. Gel. Gel bakalım. Özledin mi okulu? Hı-hı. Ha? Hı-hı. Büyünce ne olmak istiyordun sen? Jandarma. Ne olmak istiyordun? Polis. Jandarma. Jandarma olmak istiyordun. Okulu özleyen var mı başka? Ben. Sen niye özlemedin Hasan? Bak hepsi okul özlemiş. Sıfır belli. He? Sıfır belli. Şimdi Hasan birazdan seni alacak Süleyman amca. Sonra Sedat abi alacak. Sen ne yapsaydın önce de? Baban ne yapıyor? Baba. Baban ne yapıyor? Evde bu. He? Elin ağzından. Elin ağzından alma ama. Evde ne yapıyor baban evde? Sıvıyor hocam. Evimi sıvıyor. Evet. Adama sıvı atıyor. Hadi bakalım. Gel. Hasan, sen ne olacaksın büyüyünce? Polis. He? Polis. Ama okulu özlemedim diyorsun. Özlemeden nasıl okula gitmeden nasıl polis olacaksın? Okula gitmen lazım. Kendinden nasıl olacağım? He? Git bir çöpçülüğe başlayıp bir inat gibi. Bir namaz da mı? Böyle arkadaşlar. Oy. Paşa tıraşı olacak. Kenan bir mola vermişti. Kenan devam ediyor. Şuranın kesimini görmek istiyorum. Eline sağlık. Daha güzel olacak. Düzelecek. Devam kesimlere ediyoruz. Devam. Adamlar devam. Hızlı. Adamlar ateş ediyor. Sen nasıl istiyorsun? Kel mi olmaz? Yok yok, kel olmaz. Menderes Bey. Kel olmaz efendim. Ne yapıyorsun? Ha. Eyvallah, kesiyoruz. Kesiyor mu? Vallahi yorulduk ya. Ne kesiyorsun? Saç kesiyorum. Saç kesiyorum. Senin köyde yapayım mı? Tatlıya baksana. Kel yapacağız Hasan'ı şimdi. Ya köyün en yakışıklısı kızlar. Hasan okuyunca ne olacak? Söyle. Polis olacak, aferin. Ama okulu hiç özlememiş, öyle enteresan bir durum var. Evet, günü bitirdik.
molasına gidiyoruz. Menev'de yiyeceğiz. Bu arada misafirimiz geldi, Görkem. Hoş geldin Görkem. Yorulduk oğlum. Şimdi Süleyman kardeşimizi bekliyoruz. Onu da alacağız. Ufak bir yemek molası. Evet arkadaşlar. Şimdi alanına gidiyoruz ama artı 18 teşkil eder mi bilmiyorum. Güzel bir kare gördüm. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Sol tarafa bakar mısınız arkadaşlar? Zoomlayan mı hocam? Zoomlayabilirsin. Bizim köyde çocuk olmak. Hatırlarsınız geçen bir post paylaşmıştım. Merhaba, merhaba. Bunları yakından çekmek istiyorum. Müsaadeniz var mı arkadaşlar? Kısa bir süre. Vardır ya hocam. Ha ben de geleyim mi bir? Hayır sen geldin. Ben de verim. Hemen telefonumu alıyorum. Bizim köyde çocuk olmak bunu gerektirir. Vlog çekiyorum bu arada arkadaşlar. Hani çok böyle bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak orada onu da bilmiyorum. Ama gün boyu kısım kısım çektiğimiz faaliyetleri sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel video olur. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınıza göre de günü tek bu tarz vlog ne vlog istiyorsanız vlog çekip böyle bir öğrencinin günlüğünü bir kişinin birebir vlogunu istediğiniz kişiler varsa yorumlayabilirsiniz. Şu an eğitimde olan kişilerin kullanıcı hesaplarına YouTube kanalımızın altında linkini bırakacağım. Bizim piknik alanı da demeyelim, yemek molası diyelim. Çünkü burada çayırda oturacağız. Ateşi yakmamışlar da bir daha bu arada. Devam ediyoruz parça parça videolarla. Görüşmek üzere. Evet Menderes hocam. Ne yapmaktasınız? Ne yapmaktayım? Ateş yakıyorum. Üşüdük kısmayacağız. Güzelliğe bak. Köydeyiz aslında, evde gidebilirdik ama hani biraz böyle nasıl dedik? Doğayla iç içe olalım. Bir ufaktan bir ateş yakıp neyse bizi yandırmayalım. Resmen ateş ediyorsunuz. Gel bunu getirsin. Yeterli. Menderes hocam. Hocam aç kaldık aç. He? Aç kaldık. Aç mı kaldık? He. Oğlum köre bak diyeceğim de poteri çıkartmam gerekiyor. Geçen şey çıkartmıştın. Ne oğlum? Arkadaşlar. Vlog, eğitim vlog gördüğünüz gibi sonuç mangala kadar geldi. Akşam teorikle devam edeceğiz. Akşamı da sığdırabilir miyim videoya bilmiyorum ama Süleyman kardeşim sağ olsun Adanalı olmak bunu gerektiriyor herhalde. Bana ihale ettiler. İşte hocayız ama aşı hazırlayan biziz. İşin şakası. Mutlu olduğumuz her şeyi mutlu olacağımız insanlarla yapmaktan haz alan bir karakter olduğumuz için güzel bir eğitim günü aşağı yukarı bir 15-20 tane model kesimi yaptık. Akşam nasip olursa gene teorik eğitimimiz devam edecek. Bunları söyleyebilirim Emre. Görüşebiliriz. Aynalar yamuk abi. Abi makas yok. Evet arkadaşlar.
dönüş yolundayız. Beyaz adamı kara adam ettik. Yandı. Kırmızı adam. Süleyman kardeşim. Eğitim zayiatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sahte eğitim yok. Den de tutuyorsunuz. Günü bitirdik. Saha çalışmasını. Yok. Salonda teorik eğitimle devam edeceğiz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Günü bitirmedik. Devam ediyoruz. Kolay gelsin Samet Bey. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Gün boyu saha çalışmasıyla kesimlerini desteklediğimiz öğrencilerimizin eksik kaldığı noktalarda tamamlayabilme adına pipetle teorik olarak eğitimimize devam ediyoruz. Saat 7.30 ve biz hala eğitimdeyiz. Hemen harikası. Çok güzel. Ayrımla tarakla saça hakim olma noktasında biraz eksikliklerimiz vardı. Bugün Süleyman Bey ve Kenan Bey ile onun pratiğini yaptık. Bu arada bugün köyde biraz güneşte kaldık. Kenan'ı hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Süleyman abiyi de göster. O da aynı. Süleyman abi. Ben esmer bir adamım. Esmer olduğu için enseye bakar mısın? Abi çok fenayız ya. Hocam esmer bir adamım. Eğitim deyip geçmeyin esmer arkadaşlar. Esmer bir adamım hocam. Esmer bir insan gibi hale getirdim. Ama ben de yandım yani. Ben beğenmişim hocam, ben kendim yani esmerim. Bugün nasıl değerlilik geçti ya? Bu hocam. Güzeldi. Aynen güzel bir. Bu arada hemen yukarı çıkalım, sonra eğitimi sonlandıracağız. Evet, eğitimimiz hocam. Devam ediyor. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar aşağıda Süleyman Bey ve Kenan Bey var. Burada Sedat Bey var. Sedat Bey'in biraz daha makine makasla alakalı eksiği olduğunu düşündüğüm için farklı konu adaptasyon dağınıklığı olmasın diye Sedat Bey'i ayrıca yukarı aldım. Güzel günler geçirdiğimizi düşünüyorum. Sedat evet Bey. Hocam çok güzel geçiriyorsun. Aynen. Yorucu bir gündü ama keyif aldık. Yarın yine devam edeceğiz. Yarın değerlendirme. Yarına video yok. Yarın da güzel geçeceğiz. Remzi kardeşim var. Evet, merhaba arkadaşlar. Remzi'yi önceden paylaşmıştım sosyal medya hesaplarımda bilirsiniz. Yaklaşık 10 yıl önce benim şu an geldiğim pozisyonun öncesine gidelim. Hani mesleki anlamda birçok şey kattığını düşündüğüm bir kardeşim. İlham evet. Aldığım, harbiden çalışmasını izlemekten keyif aldığım bir kardeşim. Remzi de artık ailemizin bir parçası. Evet, beraberiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sıkılmamışsınızdır. Çünkü biz hiç sıkılmadık. Keyifli bir gün geçirdik. Piknik bile yaptık yani yemek bahanesine. bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Bu arada bir önceki videoda çekiliş postu vardı. Yeni bir çekiliş olacak. Takipçi ihtiyacımız var. Sizleri severim. Hoşçakalın.